Misko ile tanıştınız şu anda. Misko Bey. Tofi Bey merhaba. Evet, bizi tanışıyor şu an. Sizi kokladı. Zeytin doğranmaz. Ne oldu? Patatesleriniz haşlandığı anda hemen borcama alıp üzerinde kaşarı eritmelisiniz, yoksa olmaz. Zeytin çok koymasak olur. Olur olur. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bugün kumpir yapacağız. Öyle söyleyelim mi hemen? Ha dur, baştan ama alalım. Artık söyledik. Nasıl yani? Neyi baştan alacağız? Ne bileyim. Tamam, baştan alalım. Kumpir hiç duymamış gibi yapayım. Ne yapıyoruz bugün? Bilmem ne yapıyoruz. Bu malzemelerle ne yapılır? Gerçi. Ne yapabilirim? Sosisli mantarlı yumurta yok. Burada ama ana malzemesi de yok bu hikayenin. Patates. Kumpir yapıyoruz. Ama ne yapalım dedik? Anlat. Ne yapalım dedik? Anladım. Biz dedik ki... Ay dur, heyecanlandım ya. Niye öyle oldu? Anlatamıyorum. Tamam, anlatıyorum. Evet. Biz dedik ki böyle ikimiz birlikte bir kumpir yapmayalım. İkimiz ayrı ayrı kumpirler yapalım ve malzemeleri bölüşelim. O yüzden her malzemeyi ayırdık. Mesela turşuyla bezelye. Biri bezelyeli yapacak, biri turşulu yapacak. Ona göre böleceğiz. Tereyağı biri var. Siyah zeytin. Siyah biri zeytin, yeşil zeytin. Zeytin gibi. Bir de araya bir paravan çekeceğiz. Benim çok zeki yöntemlerimle hazırlamış olduğum bir paravan var. Kimse kimin de ne yaptığını görmeyecek. Evet. O yüzden kimin şimdi hangi malzemeyle yapacağını seçmemiz gerekiyor. Hemen istiyorsan başlayalım. Onu da kağıtlara yazdık. Kağıtlara yazıp içinden seçeceğiz bir tanesini. Seç birinci yerden. Tamam. Bu arada ne seçeceğimi bilmiyorum. Şunu seçtim. Tamam. Teşekkür ederim bana öncelik verdiğiniz için. Estağfurullah tabii, her zaman. Diyecektim. Meyve bıçağı. Sen bu büyük bıçakla yapıyorsun. Meyve bıçağı, tamam. Çek etten. Hiç büyük bıçak sevmiyorum. Ben çok severim ama yapacak bir şey. Ben de üzüldüm, öyle değil mi? Yani. Çektin mi? Çektim. Bir kere görüyorsunuz değil mi? Şey değil yani. Tamam, bu sefer de sen çek falan hiç yok. Bir dakika, bunu sen değiştirdin. Hayır, değiştirdin. Hayır, değiştirmedim. Doğru söyle. Hayır, değiştirmedim, yemin ederim ki. Tereyağı. Margarinle kumpir mi olur arkadaşlar? Çok kötü olacak seninki. Al tereyağını. Yok yok, al. Sen çek, buyur. Tereyağını al da. Karışıklık olmasın, çalarım sonra. Biraz et hayatım, çayla çok yönlüsün. Mısır. Öbürü neydi lan? Turşu deme. Turşusuz kumpire katlanamıyorum. Garnitür. Heh, tamam. Ya, mısır, güzel. Sevmem ki ben. Sevmem garnitür. Yapacak bir sevmiyorum. Şey sevmiyorum. Çekiyorum. Dur, aynı anda açalım. Ketçap. Aynen, sevmiyoruz da arkadaşlar. Ketçap. Sevenler olabilir tabii ki. Siz mutlu olmuşsunuzdur diye ketçap düşünüyorum. Çekiniz efendim. Ya ikisini al da bir tanesini bana ver. Uğraştırma. Yeşil zeytin. Siyah zeytin. Yaşasın. En sevdiğim yeşil zeytin. Çek hadi. Al bakalım. Aynı anda. Şimdi tabii... Kaybettin. İstediğin hiçbir şey gelmiyor. Farkında mısın? Yine de güzel yapacağım. Turşu. Bezelye. Güzel yapacak mıymış mış mış mış. Çok kötü bir kumpir olacak arkadaşlar. Yok ya, çok güzel kötü bence. Mısır ya, bir de var salam sende gelsin de. Mısır var sende. Mısır kurtarmaz hayatım. Sosis senin değil, ne oluyor? Şunlar kaldı henüz. Ay. Bak bir de evet, bana verdi ya, yine kötü geldi biliyorum. Yapma. Tost peyniri mi? Kaşar peyniri geldi. Ben tost kaşar peynirimi alıyorum ve yoluma devam ediyorum. Tost peyniriyle kaşar peyniri aynı şey değil. Tabii ki tatları çok benzer olabilir ama gerçek bir kaşar değil yani. Bu sadece tost peyniri, kalitesiz bir kaşar peyniri gibi. Kalitesiz. Ama benim de tereyağım var bak. Evet, onu bir şekilde sen içeri gittiğinde falan aklamam lazım. Sen... Margarin var. Ay, margarin. Gerçekten. Çeksene mi? Çok mutsuzum ya. Bu margarin olayını. Ben margarin uzun yıllarda da kullanmıyorum yemeklerimde. Margarin. Hanımlar, siz iyi dinleyin özellikle. Sağlıksız. Damarlarınız tıkanır. Sosis abi çıktı. Ne oluyor? Bugün ne yaşıyorum? Sosis çıktı. Salamımızı aldık. Şey ama aldım. Bir şey diyeceğim hayatım. Ya şu yıldızlar kadrosu ya. Bilerek mi yaptı? Bir dakika. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Onları kim yazdı? Sen yazdın. Sen yazdın. Hayır, sen yazdın. Sen yazdın. Ben yerlerini değiştirdim, karıştırdım. Gerçekten. Tamam, ver hadi. Sen seçtin bak. Bak yine ben eciş bücüş katlanmışını seçtik ya. Bu ne? Patates ezici. Senin ne? Ne kaşık alıyorsun? Al, buyur kaşık. Kaşık. Bunu ezeceğim. Çatal ne için burada? Onu bilmiyoruz. Bakacağız. Bununla mı ezeceğim gerçekten patatesleri? Neyle ezecektin? Bıçakla ez istiyorsan. O bir malzeme. İstiyorsan turşunun altıyla ez. İçine siniyorsa. Turşun var ya çünkü kavanozun. Aç hadi. Dur, bakmıyorum hadi. Hayır ya. Nerede, vermedin ki. Ver, bu senin.
Ya sen hadi, var ya. Hadi bakmadım, hadi çabuk. Dur bir dakika. Baktım. Acı biber. Ama öyle böyle değil. Acı biber. Yani üzerinde acı olduğunu söyleyen bir biber. Bir bakabilir miyim ne kadar acı? Bakayım. Ama bundan öyle bir tane koymak yok söyleyeyim. Ama bu çok acı kokuyor. Yapacak bir şey yok. Bak bu acı reseptörleri dilin arkasındadır ya, oraların böyle bir şey ben oldu. Iyiydi, böyle. Ben iyiyim, ben acı sevmiyorum ki. Ben de ona bakarsan bezelye sevmiyorum, margarin sevmiyorum, siyah zeytin sevmiyorum. Neyse, acı katlanabilirdir arkadaşlar. Ne katlanamaz? Margarin katlanamazdır ha. Bu ne lan? Ya. Şunu ben... yaptık. Sol sağ yaptık. Masanın solu ve sağında diye. Bana sol çıktı. Sağlak olduğum için, burada paravan olacağı için rahat kesemem diye üzüldüm şu an. Ben sağdayım. Küçük borcam. Büyük borcam. Şimdi bunlarda hangisi büyük, hangisi küçük? Niye küçük büyük yazdın? Yuvarlak kare yazsaydın. Kare borcam, yuvarlak dur borcam. Şimdi. Bu daha büyük. Al bunu. Çok konuşma. Bu da daha iyi olur ha. Onda daha iyi olmaz. Orada çok yoğun olacak için patates miktarı fazla olacak. Patates yo, olur. İnce yaparsın ince olur. Yani inşallah sığar buna. E bu rende ile çatal kaldı. Yazmadın değil mi? Yo, yazdık. Nerede? İt ne olduğunu biliyorsun. Ben bunu istiyorum. Borcam üzüyor. Yalan söylüyor bir de, köfteye bak ya. Tamam hadi rende de senin olsun diyeceğim ama sende zaten şey var. Gerek yok. Bir dakika tamam. Bak bir dakika. Dön arkana. Ne yapıyoruz? Bir dakika. Bu rende bakma. Tamam. Bu çatal, tamam mı? Rende çatal. Çatal yok ya, bu rende sadece. Bu boş. Çatal ne ya? Seçerse. Çatal yok. Çatalı saçmalamışsın. Bir tanesinde rende var. Bu. İnanacak mıyım? Videodan izlersin. Gerçekten mi? Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çatal alayım bari. Belki hani... ben bir yerde kullanırım onu. Güzel kalsın. Nerede tamam. Kullanacaksın? Şimdi paravan gelsin. Ha patatesleri de soyalım. Evet patatesleri soyalım. Patatesleri buraya getirdim ben. Niye salonda yapıyoruz? Aydınlık olsun, güzel olsun, güneş olsun, şey olsun. 4 tane patates var. Al 1, 2, sana şöyle küçükleri vereyim de. Ama üç. Sen seçiyorsun, olmaz öyle. Niye bana bunu verdin kocaman? Seç istediğini, fark etmez benim için. Dur sana kötülerini vereyim de. Ya geçen Instagram'dan kumpir atmıştım. Sizinle canınız çekmiş. Ben madem canınız çekti, cumartesini çekelim. Siz de yaparsınız dedim çünkü çok kolay. Akşam çayın yanında dediniz ki ya bir şey olsa da yesek, ne o kumpir. Misafirleriniz geldi, kumpir. Annenizin canı kumpir çekti ki bir annemin canı çok kumpir çeker, nasıl oluyor Allah. Bilmiyorum. Kumpir. Ben yemek istiyorum patates, bir an önce. Patates zaten her derde deva olmasa da tatlı bir yiyecek. O yüzden şimdi tam kap getirelim, kap bıçaklarımız getirelim. Hazır. Ama bir şey diyeceğim, challenge başlar. Tamam. Anında. O yüzden mutfaktaki tencereleri falan da hazırlayalım, fıtı fıtı hemen gelelim. Bundan sonra sen sağ ben selamet hayat. Açalım mekanizmamızı. Çek sağdan. İt. Tamam. Şimdi ben ondan daha mükemmel yapacağımı düşünüyorum kesinlikle. Çünkü ben seni duyuyorum hayatım. Görmüyor olabilirim ama. Bakmazsan seviyorum nasıl duyduğumu. Ama mükemmel yapacağım. Patatesler bir yandan da önce kim yapacağı sanki, da yapıyoruz. Sanki patatesleri soyması çok şey. Bir o bıçakla bir dene deyin. Evet ya. Harbiden çok zor. Nasıl yapacağım ben bunu? Kazıyorum şu an. Neyse kazıyım. O da bir şey. Elimi falan kesen. Siz sakın evde böyle şeyler denemeyin lütfen. Kınalı kar. Yine başladık. Ya ben yemek yaparken müzik söylemeyi çok seviyorum. Ama kendimce. O yüzden kınalı kar. Ben sana pazarlık yapalım mı? Heh. Ben sana istediğim bir ürünü versem. Sen bana bir tane bıçak versen. Ben sana bir bıçak versem öyle mi? Evet. Nasıl yani mesela? Bu çürük patatesi sen mi verdin bana? Evet. Çok zor bunu soyması. Aa bir şey diyeceğim ama bu patates gerçekten çürük. Bunun yerine bir tane alayım ben. Olur mu? He? Nereden ya bir olacak? De oyalıyor beni ya. Ya bakar mısınız halime? Arkadaşlar şununla şunu soymaya çalışıyorum ve patateslerinin hali çok komik. Çok zor bununla. Doğru hayatım. Ya sen şimdi benden bıçağı mı istiyorsun? Tam onu anlayamadım ben. Ne vereceksin? Valla bilmiyorum. Sadece bıçak verirsen olmaz. Bana kötü bir şey vermiş oluyorsun. Daha kaliteli bir şey vermen lazım onun yanında. Ne vereceğim? Ne vereceksin? Mesela acı biber veririm. Yok acı biber olmaz. Ne vermelisin? Sevdiğin bir şey vermen lazım hayatım. Öyle düşün. Hayır. Ne hayır? Sen sevdiğin bir şeyi söyle. Bıçak. Bu bıçağı seviyor musun? Bu bıçağı sevmiyorum. Hayır ben de sevdiğim bir şeyi söyle. Sen. Gözlerin. Ya ne romantik. Çok romantik. Ama şeyi söyle bana.
Bıçağın üstüne ne istiyorsun? Ne vereceksin? Bıçağın üstüne işte sen ne istediğini söyle. Ne varsa turşu var mesela verir misin? Ne turşusu? Nasıl salatalık turşusu var. Tamam sen bana onun yerine vereceksin. Bıçak. Emin misin? Ama öbür bıçağını da alacağım. Hangi bıçağını? Ya büyük bıçağını alacağım, küçük bıçağı vereceğim. Tamam. Böylece zamanında yetiştirmiş olacaksın. Hızlı yapan kazanır ama güzel de olması lazım. Ben nereye koyacağım patateslerimi? Ben sana dedim kap getir diye. Vakit kaybedeceksin şimdi. Gerçek mi? Ya arkadaş şansı yok. Ben bir kere patates mevzularında... Ya en zor şey bana geldi. En zor şey bana geldi. Bıçak yani. Hayatım ama çekilişe sen ekledin onu. Aa, çok güzel olur dedin. Evet de bana geleceğini düşünmedim ben. Ama şanslısın zaten. Gelen malzemelere bak. Gelen malzemelere bak ama seninki daha çabuk pişecek. Nasıl daha çabuk pişecek? Olacak işte. Ne alakası var ya çabuk pişmesiyle? Çünkü erken koyacaksın ateşe. Ha, ben sana kötü patates de vermiştim. Ya bunu soymak bu kadar zor olmamalı. Ne? Bitirdin mi? Gerçekten. Kim bitirdi mi? Sen. Yo. Tamam. Sadece ben de hızlı olacağım ama çok zor. Seviyorum. Çok... Ne? Ya! İnanmıyorum. Ya bunu nasıl yiyebilirim ki? Yakıyor şu an ya. Ben bunların hepsini soymak zorunda mıyım? Ya soymasam iki taneyle de kumpir olmaz ki. Hızlandım bence birazcık. Kocaman bıçak. Acele ederken bir yerimi kesmem umarım. Kocaman bıçak getirmişsin. İnsan biraz küçüğünü getirir. Düşünmüyorsun. Bunu da ben bir tekme atayım. Koydun değil mi? Kim koydu? Yo hazırladım şeyli suları falan. Şey yaparsın sen de koyarsın diye senin için de hazır ettim. İnanmıyorum ya. Altlarını ben... yakmadım ki eşit zamanda kaynasınlar diye. Niye? Yaktım zaten seni bekleyeceğim. Şimdi. Çok kötüsün. Aa kesme tahtası yok ben kesme tahtası getireyim. Hayır. Kim dedi? Sen daha çok zorluk çekersin. Bana da getireceksin. Herhalde. Ha, ben bir tane getireceğim. Bir dakika sana niye getiriyorum biz rakibiz. Yani getirmen gerekiyor. Ya anladınız. Bence getirirsin ya. Çok zorlanıyorum bak sana gerçekten diyorum. Teşekkür ederim. Doğrarken çok vakit kaybedeceğiz. Bak benim de handikaplarım var hayatım. İyi de zaten benim kaşarım doğranacak kaşar mı? İşte vakit kazanıyorsun. Hayır benim kaşarım rendelenecek kaşar. Ben şimdi bunu nasıl ince ince doğrayayım? Bütün şeye yayacak, içinde eriyecek şekilde. Zor değil mi? Hep kendini düşünüyorsun. Of elim ağrıdı. Yapacak bir şey yok. Çok ağır bu. Aman kalın malın. Gidiyorum şu an. Teselli et beni çünkü bu. Bakar mısınız? Patatesi nasıl kestiğime bakın. Kalın. Patatesimi kesiyorum, kabuğunu kesiyorum. Ben de salamlı kumpir yapıyorum. Mecbur muyum buna? Yani salam sosisin kardeşi en azından öyle düşün. Doğru. Ama tatları farklı. Ama, kardeşlerin suratı aynı mı oluyor? Ama bir şey diyeceğim. Salam kalitelidir. Salam mı kalitelidir? Sosis kaliteli değil. Alakası yok. İkisi de kardeş. Aynı ailede. Nasıl yani? Yani ikisi de işlenmiş ya tamam et. Da yani... Mi deniyordu? Ne deniyordu? Ben bunu kötü mötü kestim ama al bitti. Hayatım bir şey diyeceğim ya. Heh. Ben bir şey yaptım. Çok pişmanım. Ne yaptın? Altını yaktım patateslerimin. Ben? Sen ne? Patateslerim burada. Sen nasıl yakayım altını? Pişmanım ama aynı anda olsun istemiştim sonra. Ama geri dönmeye de üşendim. Sen beni şey olarak, rakip olarak bellemişsin. Evet. Biraz mücadeleci bir ruhum var gidiyorum. Ama... Gereken havlu kağıt getirir misin? Hayır. Şerefsiz lafım. Bıçak düştü. Bıçakla mı gidiyordun içeriye? Ya bıçak vardı elimde. İçeriye bıçakla niye gidiyordun? Bıçağı yıkamamız lazım. Niye? Niyesi mi var? Pis peki, pis olur mu? Peki. İnanılır gibi değil. Elindeki zekaya bak anlamaz mı? Anlar. Üstünde kaşarlar olacak. Öf, ne yapacağız şimdi ya? Ya bir şey diyeyim mi? İki kumpiri de ben yapayım da şu kaşarı kesmeyeyim yani. Mantar eklemasını biliyor musun? Bak. Bu görmüş olduğunuz mantar yıkanmaz tamam mı? Mantar. Burasını fıtık diye koparırsınız ki burası da yeniyor. Sonra şuralarını şöyle, şöyle. Çok da güzel bir sesi var bak. Sakın yıkamayın. Fıtık hazır. Şöyle koyuyorum. Büyük mantarları yapalım çünkü küçüklerinin ortasına kaşar peynir koyacağız. Biraz pişirip fırında. Çok yakışı oluyor. Tavsiye ederim. Hepinizi çok severim. Teşekkür ederim. İzleyip abone olmayı unutmayınız. Yoksa sağlığınıza ziyan vururum. İçeride oyalanıyor bak. Bütün zaten vakti kaybetti. Ben çok hamaratım.
Sen benden kuru peçe de mi istemiştin? Evet. Gerçekten mi? Dur getireceğim. Ama sana bir şey söylemem gerekiyor. Nedir? Senden kopya çektim çünkü tencerenin kapağını kapatmamışsın. Patatesleri bütün atacaktım. Patatesleri doğramışsın. Bak! Ama... Kapatmış olsaydın görmeyecektim ve patateslerimi bütün atacaktım. Sonra bir saat bekleyecektim. Video 3 saat. Niye patatesler haşlanmadı? Bir de galiba sen altını yakmamışsın. Ya bu kopya ama. Yaktım eminim ya. Of. Gelirken kuru peçete getirir misin? Tamam. Aslında yakmış. Ama onu yollamak için yaptım. Biz devam edelim. Orada uğraşıyorken biz hızlı hızlı devam. Bana peçete getirtmek için. Bana peçete verir misin? Tabii ki hayatım. Al. Al. Bu ne? Peçete. Ya. Tamam al hadi. Ya çok kötüsün. Çok kötüsün. Sen beni gönderdin içeri. Fıtı fıtı gittim. Bana çöp koymamışsın burada. Kendinde çöp var. Bende yok. Ne? Nerede? Hani bana çöp yapacaktın? Yok hayatım. Ben... Al o zaman bunları çöpe at. Çetin bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu kafam sanki ki görünmüyor şöyle gelince. Az yukarı kaldırayım ya. Satın. Ben... Şimdi... Lan masa mı yamuk? Ha yok. Uf, hayatım. Şimdi kocaman... Ne oluyor şu an? Siz tabii kompinizin içine istediğinizi koyabilirsiniz. Bu bizi hiç alakadar etmez. Biz bunları koymayı tercih ettik. Evet. Sonra efendim sucuksuz şey mi olur, kumpir mi olur, salamsız patates mi olur? Onu demezsiniz de. Mantar sevmeyen insanlar var. Ben tanıyorum bir tanesini. Alerjisi varmış. Nefes alamıyormuş. Ahmetciğim. Buradan sana selam olsun. Bakalım videoları izliyor musun, izlemiyor musun? Oradan da anlayacağım. Yunus bana bir selam göndermişsin. Seni bir arayayım dedim diyecek misin? Bakalım göreceğiz. Selam Hadi. Verdiğimiz zaman... Sen de ver bakayım birine selam. Bakalım izliyor mu? Kime vereyim? Birine ver mesela hani. Ay Tofi! Tofi hayır! Salamın kokusunu aldım. Oh, eyvah. Tofi'yi durduramazsın. Nasıl? Niye salam? Çok fazla. Bütün bence sosisleri kullan. Bütün sosisleri? Bence kullan. Çöpe gider o kadar sosis damından falan. Yok yok lezzetli olur hayatım. Ona lezzetini veren şey sosis zaten. Nasıl yani? Sen beni yanıltıyorsun. Hayır saçmalama. Sen geçen gün ne kadar sosis koyduğumu görmedin mi? Sen benim sanki biraz kafamı karıştırıyorsun Hayır, gibi geliyor. Hayır hayatım ya öyle bir şey yapar mıyım? Yapar mısın canım hiç? Yapmam. Tabii efendim. Şimdi bunu nasıl kesebiliriz? Bıçakla bile. Aa, güzel bak bununla güzel kesiliyor aslında. Bir de bence sen patatesleri çok kalın kesmişsin ve o yüzden şey olmuş. Çok ince kesersen de dağılır. Ne? Emin misin? Yine patateslik yaptın değil mi? Ne bileyim galiba patatesleri biraz ince kestim. Bak bu kaşarın erimemesi benim en sevmediğim şeydir. Ve bu kaşar erimezse savaş çıkarırım. Rendeni çalarım. Biraz sanırım sosis biraz fazla mı oldu? Ya bol sosisli iyidir. Başka ne malzemem var aslında konuşuyorsun hayatım ya? Ulan bezelyeyi pişirirken mi atacağız? Sonra mı atacağız? Bezelye zaten orada haşlanmış ve pişmiş bir şekilde olduğu için. Bana Sağ ol. Bu bilgi için teşekkür ederim. Kavanozlanıyor ya hani. Hı. Aha arkadaşlar yeni teknik geliştirdim ben. Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum Ustam, ama ben... çok iyiyim bu konuda. Ustam. Bir dakika. Rendeniz mi yok? Sorun değil. Rende Yunus iş başında. Vallahi. Bunlar göz kararı. Ölçüm ölçü yok. Ne kadar kaşarlı seviyorsanız Ay. O kadar kaşarlı yapın. Kaşar sevmiyorsanız... Boş verin. Kaşar... Koymayın. Kaşar sevmiyorsanız... Koymasın. Kumpir sevmiyorsunuzdur zaten. Kumpir kaşarsız olmaz. Koymayın diye bir şey yok. Mecbur koyacaksınız. Tost peynirle de olur bu arada. Çünkü Orada önemli olan o kıvamı. Hani bazen çünkü şey oluyor. Kaşar ben biraz daha pahalı diyebiliyorum. Ben bıçağımı yıkayıp geleceğim. Ne yapacağım? Bıçağımı yıkayıp geleceğim. Bir benim patatesime de bakar mısın? Pişmiş mi? Tamam, bakacağım. Hayatım zor şartlar altında çalışıyorum burada. Zor şartlar altında ben de çalışıyorum. Kapı açılmadı bir an. Yalnız ne güzel rendeledim. Şuraya bir bakın isterim ya. Şu püsküllülüğe, şu fıtı fıtılığa. Mükemmel değil mi? Olağanüstü değil mi? Teşekkür ederim. Hayatım bir şey soracağım sana. Efendim? Suratım kaşınıyor ve ellerim zeytinli. Ne yapacağım? Benim de turşulu. Çok kaşınıyor ama bir yüz surat... Üstünde kaşıyabilir miyim suratımı? Ya kaşıma makinesi de olduk ya şu yaştan sonra. Hangi yaştan sonra ya? Ya olmuyor hayatım sen kaşı.
Heh. Bir daha. Bu ne ya? Tamam. Bu ne kardeşim? Ama ellerim zeytinli zeytinli, kendim mi kaşıyım? Patateslere baktın mı? Hiç. Hiç bakmadım. Evet. Şimdi mükemmel zeytinli. Bence zeytinleri değil de bence ben tost peynir ya da... Bana peçete verir misiniz? Ellerim çok kirli. Ya o zaman o tarafa geçersen yaptıklarını göreceğim. Hayır. Hadi ver. Bekle. İşim var. Neyse. Ah. Teşekkür ederim. Suratınızın önünde duruyormuş. Niye söylemiyorsunuz çek şunu diye? Ne? Peçete. Peçete mi? He. Böyle bir challenge'a girecekseniz bir hile yapın ve bıçağı, meyve bıçağı seçin. Yani bilmiyorum, bir entrikalar çevirin işte siz. Yapacak bir şey yok. Ayrılmıyor. O yeşil zeytin öyle kolay kolay ayrılmaz çekirdeğinden. Ben sadece 3 tane zeytin koymaya karar verdim. Olur mu? Ben 6 tane zeytin koydum buraya. Çok zor. Vallahi bakmıyorum, bak sana hiç bakmıyorum. Gözlerim kapalı gidiyorum. Baktım. Vallahi bakmadım. Gördüm. Ve şunlara bak. Bakamam, bunun yasak, bakma. Budu ne zaten? Yapacak bir şey yok. Seviniyordu yeşil zeytin geldi. Çok seviyorum yeşil zeytin diye. Tamam. Şimdi. Ya ben bunu nasıl... Şöyle ben bir içeri gideyim şunlarla. Bakar mısınız arkadaşlar? Şunları bir yıkayayım da geleyim. Yani bununla nasıl ayırabilirim? Ben bunu yapamıyorum. Şuna baksam mı acaba ne yapmış? Salamları güzel doğramış ama benim soslar sanki biraz daha iyi. O zeytinleri nasıl doğradı öyle? Bizim zeytinlerim çok kötü olacak. 3 gram fırın 21 lira 90 kuruş. Bakmadım. Aklınızı başınıza alın. Çaktırmayın tamam mı arkadaşlar? Ben acaba onun bıçağını götürmüş almayayım diye inanamıyorum. Yok mu gerçekten bıçağı? Neyse. Nasıl yapabilirim? Aa, taktik buldum. Evet, tamam. Evet, işte bu. Elimi kesmem inşallah. Bakın zeytin doğranmaz. Ne oldu? Patatesleriniz haşlandığı anda hemen borcama alıp üzerinde kaşarı eritmelisiniz, yoksa olmaz. Tamam, ben de öyle yapacağım. Zeytin çok koymasak olur mu? Olur olur. Zaten olamıyor yani. Zeytinlerimin haline bak. Lan, diri mi kalmış bunlar? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir de fırına girecek ya. Tabii tabii. Çatalım yok. Bakın arkadaşlar, stresli olursunuz böyle yunus gibi yapamazsınız. O yüzden çok rahat olun, gevşek olun. Boş verin. Her şey olacağını varır. Çok gergin. Nın nın, nın nın, nın nın. Sana bunu yapmak istemezdim kumpir. Çok özür dilerim ama mecburen. Sen benim inşallah şeyimi kapatmadın altını. Kapatmadım işte, dikkat et. Kapatmadım mı? Kapatmadım. Emin misin? Aha. Kapattıysan ya. Ya kapattıysan? Kapatmadım hayatım, niye kapatayım? Tamam, kapatmadım. Birazcık tereyağı koyuyoruz. Margarin olsun. Siz tereyağı gibi hayal edin. Tamam, yeter bu kadar. Ben de ondan öğreniyorum ha şu an. Kaşarları böyle koyun, aralaya alın ki erisin. Ben normalde bu kadar dağınık çalışmıyorum da mutfakta olmadığım için bir böyle şeyim, elim ayağım birbirine giriyor. Ben çok normal çalışıyorum arkadaşlar. Peki benim yavaşlığım. Ben kazanacağım. Neyi kazanacaksın hayatım? Seninkinin daha lezzetli olacağına mı inanıyorsun? Evet. Ben seninkinin tadının kötü olacağını düşünüyorum her zaman. Niye öyle dedin? Üzüldüm. Üzüldün. Evet. Bir yerde hata yaptım. Bir yerde hata yaptım. Nerede hata yaptım? Allah'ım. Ne? Eksik bir şey mi koydum? Yok. Rendeli olmadığı için, ince olmadığı için. Olmadı. Rendelemeyin. Sakın. Şey yapın. Rendeyle rendeleyin. Erimiyor. Eriyor da yani işte. Yağ mı az koyduk acaba? O yağı da koymak istemiyorum ki. Sen patatesleri buraya mı getirdin? Ha. Hayır, daha getirmedim. Daha hızlı o kadar değiliz. Dur. Fırını açmadık. Hep ona vakit kaybettirmek için böyle şeyler yapıyor. Bak, bir şey diyeyim mi? Benimki çok lezzetli olacak. Buna eminim de. Tamam artık, yapacak bir şey yok arkadaşlar, olduğu kadar. Herhalde az kaşarlı oldu bu ya. Az açlamışım, az. Yanıldım. O bayağı çabalıyor yalnız. Tabii kaşarın markası da önemli. Aa, yağlı olduğundan emin olduğunuz bir kaşarı tercih ederseniz daha iyi şey olur. Benim galiba kaşarım şey oldu.
Fıtı fıtı olur, anladınız işte. Şimdi ben bunu normalde üstünü pırıl pırıl yapardım ama elimde çatal var. Yani çatal olması var. Tamam, kıvamı güzel oldu. Hiç sıkıntı yok. Endişe edecek bir şey yok. Sakin olun. Patateslerimi almaya gidiyorum. Üstüne salamlarımızı fışkırtıyoruz. Ben de şimdi patateslerimi almaya gidiyorum. Bunlar tabii şey olacak arkadaşlar. Pişecek biraz. Salamı pişmeden inşallah pişince ölmezler. Şimdi bir kısmına mantar koyuyoruz. Mantarlar üst üste gelmesin ki kolay pişsinler. Zeytini şimdi mi koyacağız? Zeytin pişerse ne olur? Pişmiş zeytinler de vardı. Hiçbir yerde yoktu. Bunu koyacağız. Mısırı nasıl koyacağız süzmeden? Süzelim. Şuraya süzelim. Evet. Arkadaşlar, bakın dumanı görüyorsunuz değil mi? Taze taze çıkmış patateslerimiz var. Şimdi ben bunu tabii kaşıkla nasıl ezilirse bunlar artık bilemiyorum. Birazdan kaşığa ihtiyacım olacak hayatım. Aa, eziliyor. Benim galiba bu büyük geldi biraz. Bir şey diyeyim mi? Benimki çok güzel olacak. Bak, bezelye sonra mı konuyor hayatım, emin misin? Bilmiyorum. İnanır mısın? Hiç mi hiç bilmiyorum. Ben öyle mi dedim sana? Şunun içinde 1 litre su var. Ben bunu nasıl koyacağım? Böyle oluyor muydu? Kaşar... Bu kaşar erimiyor ki bunda. Su mu içiyorsun? Hı, çok susadım. Benim şu yemek yaparkenki surat ifadem ne olacak ya? Ama bir şey diyeyim mi? Oldu be. Vallahi oldu. Bir şey değil mi? Bezelye güzel oluyormuş ha. Ben... Bak bakayım. Sever misin bezelye? Evet. Yemeğini özledim biliyor musun? Güzelmiş. Bunu ama şimdi üstüne atarsam ne olur? Hayatım bir şey ver be. Canım, o haşlanıp koyuluyor. Tam pişmiş şey olabilir. Ona bakarsan mısır da haşlanıp koyuluyor ama üstüne koyuyoruz. Kavanozlu ürünler sizce arkadaşlar pişirilip mi koyuluyor? Tabii ki evet. Pişirilip koyuluyor. O zaman pişirmeye gerek yok. Mısırı da koyduk ya hayatım. Ya işte mısır, o rol gereği. Çok pişecek. Çok pişerse yanabilir. Riskli, gerek yok. Çok yoruldum. Bir şey diyeyim mi? Kaşık ben çok ben gidiyorum hanımlar fırına. Görüşürüz. Bunu fırınlayıp fırınladıktan sonra üstüne bir kaşar daha şey yapacağız. Nasıl ya? Gerçekten mi? Ben çok bırakmadım üstün için kaşar. Buradan ne kadar becerikli olduğumu görebilirsiniz arkadaşlar. Tamam, ben veririm sana. Emin misin? Hı-hı. Ben sana hiçbir şeyimi vermiyorken senin bana her şeyini verme. Verir misin bir şey dediğimde veriyorsun. Tabii veririm, ay veriyorsun. Ama benim de çok kaşarım yokmuş galiba. Neyse, paylaşırız. Belki senin bana bile vermen bile gerekir. Şimdi bunu böyle mükemmel bir şekilde yaptık. Ne gibi? Sen fırına attın mı? Attım. Ben seni beklemek zorunda mıyım şu an? Yani zorundasın. Önce ben yan attım. Yana girmez mi? Altlı üstü girer ama ne olur bilmiyorum. Bir şey olmaz ya. Fırına aslında ne için atıyoruz biliyor musunuz? Olmaz. O üstündeki salamlar biraz kızarsın, pişsin. Sosis de aynı şekilde. Biraz o içindeki kaşarla birlikte bir harmanlansın. Bir de üstünde kaşar eriteceğiz ya. Zemini ısıtıyoruz. Fırına başka bir atma amacımız yok. Benim yok yani. Sizin varsa olabilir. Bakın arkadaşlar. Bakayım. Şşş, güzel oldu. Geldim, ben de bakabilir miyim? Hayır. Sen bana göstermedin kendininkini. Fırında var, gidince göreceksin. Doğru. O zaman bakabilirsin. Hangi ben senin kumpirini yiyeyim, sen benim kumpirimi yiyeyim. Tamam. Ha? Seninki mi olmadı? Bilmiyorum, benimki olmadı gibi duruyor. Ama biliyorsunuz kumpirin farklı çeşitleri var. İçine bezelye koyan var, Amerikan salatası koyan var. Var şey, yani. Şey, kısır, evet. Ben aslında kısır seviyorum kısır. Da kısırı yapmaya gerek yok. Oğlum, Amerikan kumpir yapacağım diye kısır mı yapılır hayatım? Sen ocağın altını söndürmemişsin gibi bir his var içinde. Ben en son fırın için gittiğimde açık gördüm altını. Gerçekten mi? Yanıyordu. Ya! Hayatım, rekabet böyle bir şey yani. Yapacak bir şey yok. Tamam, özür dilerim. Gel öpeyim. Affet. Biraz kurnazlık yapmış şey olabilirim ama zaten rekabet kalmadı. Bunları açamıyorum. Açar kimi mısınız? Açamıyorsun? Bunları... Açalım. Ver. Bu ama bu biraz zor açılır. Buyur bir tanem. Ya! Mutlu oldun değil mi? Kötü oldu diye. Hayır. Üstündeki suyu nasıl süzeceğini çok merak ediyorum. Ne? Bak. Gel gel. Süzgeci sonradan ekipman olarak eklerin. Öyle bir şey yapmaman lazım. Ben burada bunları süzmek için neler çektim biliyor musun? Bakar mısın bir şuraya? Tabaklara doldurdum. Buradan bence Acun Bey elenmesi lazım yani. Bilmiyorum ama bir değerlendirin bunu. Neyse. Bunun içinde de mi? Garnitürün içinde de mi patates var? Evet, o da erirse mükemmel olur. Patates niye erisin lan? Yani bunu böyle kaplamak doğru mu aslında? Onu da çok emin değilim ama neyse. Evet. Buraları bir toplayalım efendim. Siz
Oo, bitirdin yani. Yahu tabii ki bitirdim ya. Bitirmez olur muyum? Şu görüntüye bakın. Şu muazzamlığa bakın. Arkadaşlar göstereceğim. Yunus'u tutanlar bir, beni tutanlar iki yazsın. Tabii ki de seni tutacaklar. Ha, niye öyle diyorsun takipçilerimle? Hayır, onu tutun. Ben beni tutuyorsanız ben onu tutmanızı söylüyorum. Onu tutuyorsanız zaten onu tutuyorsunuzdur. Bakın buna benzer bir şey var. Şöyle. Diyor. Güzel gözüküyor. Akşam tamam. Yemeğiniz hazır. Akşam olmaz. Yanına aparatif bir şey şart. Bu tek başına olur. Doyuruyor. Olur. Şimdi ben bunu götürüyorum. Götürüyorum ve siz bakın mükemmelliğini görüyor musunuz? İnşallah düşmez de böyle bak laps diye düşüyormuş hepsi. Manyak çocuk ya. Kınalı kar. Kınalı kar. Sende. Evet, şimdi biz kaşarlarımızı koymaya gidiyoruz. Yunus Bey, Yunus Bey. Efendim, efendim. Kaşar normalde tabii rendelenmiş olması lazımdı. Üstteki sizinki zannediyorum ki. Evet, belki buradan yanlışlıkla düşürürüm de senin üstüne gelir. Tamam, bu da senin ya, olsun. Hadi. Ama benimki, ah, sizinki güzel duruyor. Allah Allah, şimdi mi aklınıza geldi? Güzel oldu, kabul et. Benimki daha güzel. Hanımlar, çok terledi hanımlar. Sanırım başınızdaki şey bir yerden tanıdık geliyor. Evet, bu benim şey, ustam verdi bunu. Yusuf'la videosundan hatırlıyorum seni. Evet, bu tip ne ya? Ama kötüydü. Hiçbir şey olmaz. Çok kötüydü. Nar gibi kızaracak, hadi gidelim. Misko ile tanıştınız şu anda, Misko Bey. Tofi Bey, merhaba. Evet, sizi tanışıyor şu an, sizi kokladı. Evet, kokularını aldı. Çok güzel. Ve bunlar böyle kardeş kardeş. Takılıyorlar. Bakın. Bakın arkadaşlar çok tatlı birisi. Korkma anneciğim, korkma. Evet. Arkadaşlar ay. Bakalım hangimizinki daha güzel oldu. Hadi dikkat et. Havlanımız. Bazelyemiz. Zeytinler sonradan mı koyuluyordu? Hı. Yeşil zeytinin piştiğini nerede gördün hayatım? Pizzada. Siyah zeytin. Tamam, garnitürlerimiz burada. Evet. Evet, bunu sen yiyeceksin, salamlı. Bakalım, margarin miydi? Hayır, çok koymadın değil mi? Çok koymadım ya. Ya birlikte yeriz zaten. Ben de bunu yiyeceğim. Ketçaplı ketçaplı. Of, hayatım mükemmel olmuş. Gerçekten. Herhalde oğlum, şunun tokluğuna bir bakar mısın? Of, akıyor be. Gerçekten de. Şuna bir bakın arkadaşlar. Ben... Mükemmel. Çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim. Bir tabak benimkini gösteremezsin çünkü patates gibi koyduk tabağa. Tamam. Turşu alabiliyorum. Teşekkür ederim. Alabiliyorsunuz. Gerçekten kaşıkla aldım. Tam dediğim gibi oldu. Sen lütfen mayonez alır mısın bir tanem? Ya mayonez hiç sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Birazcık da bezelye. Bir dediğim bezelyeli olur. Azıcık zaten da zeytin. Zaten garnitür var. Hayır. Garnitür bende var. Siyasi. Bir tane yiyeceksin. Ben de tabii acı biber turşumu alayım. Nasıl olmuş? Ben şeyi anlamadım şu an. Margaritere kötü mü olmuş? Öyle bir tepki verdim. Bence bayağı iyi olmuş. Garnitür bu zamana kadar niye koymamışız ona şaşırdım. Seninki de bayağı iyi. Salama rağmen mi? Bilmiyorum, bu bayağı güzel. Ben acı, şeyi acı biber turşusu da acı değilmiş yani. Bir olay yok. Bayağı güzel. Bu margarinli. Aynen. Güzel. Bir bakalım sana. Mutlaka yapın. Gerçekten. Hem yapması çok basit. Oo. Yapma. Gerçek mi? Kesinlikle. Tereyağının farkı burada ortaya çıkıyor. Haksızlık ediyorsun. Kesinlikle haksızlık. Tereyağı. Haksızlık bak. Seyirciye oynuyorsun, kabul et. Seyirciye oynamıyorum arkadaşlar. Oynuyorsun. Benimki daha güzel. Hı-hı. Bunu bitirmek zorunda mıymış? Bir dakika. Bir dakika. Bunu bitirmek zorunda mıyız? Kediler kavga ediyor. Hayatım, bir şey diyeceğim. Hı. Bak, karar veremiyorum ya. Benimki daha iyi. Bak, ciddi söylüyorum sana. Bu. Maalesef onunki daha güzel. Bence her şeyi değiştiren tereyağı oldu. Demek ki toz peyniri doluyormuş ha. Bu yani, hiç boşu boşuna burada gevezelik yaptık. Garnitür önemli bir etken ama tereyağı daha önemli bir etken. Benimki bayağı güzel oldu arkadaşlar. Çok mutsuzum. Yiyemem onu. Gel bundan yiyelim.
Bunu bizim ayı boğanlara veririz. Ne olsa video izlemeyecekler. Hangisinin kötü olduğunu anlamayacaklar ki. Video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Sen abone olmayı. Abone. Abone. Şşt, bak çocuklar. Çocuklar burada kavga ediyor. Neyse sormayayım. Abone olun. Abone söylemiyorum diye abone olmuyorsunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca birkaç tane şey sormuştuk. Sizce hangimizinki daha güzel olacak diye. Hangi kumpiri beğendiniz? Bir dış görünüş olarak bir konuşun. Bir de iç görünüş. Yani kalbinizden hangisi geçiyor? Benimki geçsin. Çünkü benimki daha lezzetli oldu. Eminim buna. Ama benimki de kötü değil bak. Mantar nerede lan? Bu benimki. Ya bu benimki değil mi? Ben bunu mantar... Ama bunu her gün yapmayın. Bunu böyle... Kilo alırsınız. Benim gibi şişmanlarsınız. Sen şişman değilsin. Şişman değilim. Şişmanlıyorum. Biz de oturalım yerim. Hadi görüşürüz. Yorum... Yorumlarınızı... Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın efendim. Siz de yaparsanız bir deyin bu. Aa çok güzel olmuş falan. Öpüyoruz. Bütün yorumlarınızı okuyoruz. Şimdi neyle veda edeceğime iyi bakın. Oğlum bu nasıl bir yatış ya? Ha? Bu nasıl bir yatış? Evet Misko Bey, abone olmayı, yorum yapmayı ve kedilerin hakkını korumayı unutmayın. Aa salak, tipini yerim senin.